arkadaşlar. Üstü sayıların ÖSM tadında iki test ile devam edelim. İlk sorumuzda aşağıdaki mavi kapaklı kitapların kalınlığı 6 santimetre kırmızı kapaklı kitapların kalınlığı 8 cm olduğu verilmiş. Mavi kitaplardan bir zemine üst üste 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3 tane koyuluyor. Buna göre oluşan yüksekliğin aynısını elde etmek için kırmızı kitaplardan kaç tane üst üste koymak gerekir? Şimdi Mavi kitapların bir tanesinin uzunluğu 6 cm ve bunlardan 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3 tanesi üst üste konmuş. Burada çıkan değerin aynı şekilde kırmızı kitaplarında bir tanesi 8 cm. Burada kaç tanesi üst üste konulacaktır diye soruyor. Şimdi düzenleyelim bunları. 6'ya 2 çarpı 3 olarak yazalım. Buradaki ifade de 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3 de. 3 üzeri 3 değeri ortak. Direkt ortak parantezini almış olsam. Burada 3 üzeri 4'ten bir tane kaldı. 3 üzeri 3'ten de direkt bir değeri kaldı. Ki çarpıp sağlamasını yapalım. 3 üzeri 3 ile 3'ü yani 3 üzeri 1'i çarptığımız zaman 3 üzeri 4. 3 üzeri 3 ile 1'i çarptığımız zaman 3 üzeri 3 geldi. Demek ki doğru aldık. 8 2 üzeri 3 yazalım. Çarpı x. Şimdi tekrar düzenleyelim. 2 üzeri 1 çarpı. Burada 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 4 oldu. 3 artı 1'den de 4. 4'ü de direkt 2 üzeri 2 olarak yazdık. 2 üzeri 3 çarpı x. 2'nin kuvvetlerine baktığımız zaman 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1'den burası yine aynı şekilde tabanlar eşit olacak şekilde kuvvetleri topladık. 2 üzeri 3, 3 üzeri 4, 2 üzeri 3 çarpı x. Bunlar zaten sadeleşti. Işte. Dolayısıyla x'in değeri 3 üzeri 4 gelmiş oldu. İkinci sorumuzda 20 ağaçtan 1 ton kağıt üretilmektedir demiş. Brezilya'da yılda 0,24 çarpı 10 üzeri 12 kilogram kağıt üretilmekte. Bu üretim için kaç ağaç kullanılır? Şimdi biz biliyoruz ki zaten 1 ton nedir? 1000 kilograma eşittir. Buradaki kilogramı öncelikle tona çevirelim ki oradan ağacı bulmaya çalışalım. Yani 0,24 çarpı 10 üzeri 12 kilogram tona çevirmek için 10 üzeri 3'e bölmemiz lazım. Böldüğümüz zaman burada nedir? 0,24 çarpı 10 üzeri 9 tona eşit olacaktır. Şimdi 1 tondan 20 ağaç, 1 ton için 20 ağaç kullanılıyorsa o zaman bu kadar ton için ne kadar ağaç gerekir ona bakalım. Şöyle yazalım. 0,24 çarpı 10 üzeri 9. Bize buradaki acı istiyoruz. O zaman x eşittir nedir? Buradaki ifadeyi 20 ile çarptığımız zaman 0,24'ü 2 ile çarptım. 0,48. 10 üzeri 9 da da 10'u çarptım. 10 üzeri 10 geldi. O halde cevabımız c şıkkı olur. Üçüncü soru yukarıdaki bir basketbol potasının çemberinin yarıçapı 12,3 santimdir demiş. Buna göre çap uzunlukları şekillerde belirtilmiş küre biçimdeki basketbol toplarından hangileri bu potanın çemberinden geçebilir? Şimdi yarı çapını verdi o zaman çapı nedir? 2 katını aldığımız zaman 24,6'dan küçük olmalı ki bu potadan geçebilsin. Şimdi bunun çapında o zaman şöyle yapalım. Burada çarpı 10 üzeri 3 dediğine göre o zaman e, virgülü 3 birim sağa doğru kaydıracağım. Mesela bu ifadeyi ben 10 ile çarpmış olsam buraya gelecek. 10 üzeri 2 ile çarpmış olsam buraya 10 üzeri 3 ile yani 1, 2, 3 basamak geldiğim zaman 10 üzeri 3 ile çarpılmış olacak. Dolayısıyla bu ifadenin değeri buraya geldiğime göre 21,6'ya denk geldi. 21,6 santim. Ki 21,6 24,6'dan küçük olduğu için bu potadan geçer. Buraya bakalım. Şimdi bunu da 10 üzeri 5 ile çarpmamız istiyor. Yani çarp 10 üzeri 5 demiş. Çarpalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağ kaydık demektir bu da. O da ne geliyor? 24,7 geldi. Şimdi bu 24,6, bu 24,7 dolayısıyla potudan büyük olduğu için bu top geçmez. Buraya bakalım. Şimdi eksi 4 demiş. 10 üzeri eksi 4. O zaman bu da ne demektir? Buradan başlayarak 4 birim sola kaydırmak demektir. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla burası 9,7167 şeklinde yazabiliriz. Her türlü o zaman burası bu potadan burası 9 virgül değeri küçük olduğuna göre bu da yine bu aynı şekilde potadan geçecektir deriz. Dolayısıyla cevabımız 1-3 olur. Dördüncü soruda İdil 4 üzeri 4 artı 4 üzeri 6 sayfalık bir kitabı her gün 68 sayfa okuyarak A günde Sefa 6 üzeri 4 eksi 6 üzeri 3 sayfalık bir kitabı her gün 30 sayfa okuyarak B günde Fatma ise 8 üzeri 3 artı 8 üzeri 4 sayfalık bir kitabı her gün 72 sayfa okuyarak C günde bitiriyor. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi gün sayıları ile ilgili sıralama istemiş bizden. Şimdi mesela İdil için 4 üzeri 4 artı 4 üzeri 6 sayfalık bir kitabı her gün 68 sayfa okuyarak A günde bitiriyor. Yani bu o zaman 68 çarpı A'ya denk geliyor. Sefa ise 6 üzeri 4 eksi 6 üzeri 3 sayfalık bir kitabı her gün 30 sayfa okuyarak B günde bitiriyor. Fatma ise 8 üzeri 3 artı 8 üzeri 4 sayfalık bir kitabı her gün 72 sayfa okuyarak C günde bitiriyor. Buna göre A, B, C'yi bulacağız şimdi. Şöyle yapalım. Buradaki e, üstüs ifadeleri düzenleyelim. Yani 4 üzeri 4 artı 4 üzeri 6 de şöyle diyeceğim. 4 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 2 olarak yazabiliriz. 4 üzeri 4 parantezine aldığımız zaman 1 artı 4 üzeri 2 gelecek. O da 16. Bu ifade 68 çarpı a'ya eşit. Buradan 4 üzeri 4 çarpı 17 eşittir 68 çarpı a geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman burada da 4. Daha sonra 4 üzeri 4'ü her tarafı 4'e böldüğümüz zaman da a değerimizi buradan 4 üzeri 3 olarak bulmuş olduk. Aynı işlemleri burada da yapalım. Mesela 6 üzeri 3 olarak açalım. 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 1. Eksi 6 üzeri 3. Eşittir 30 çarpı b. 6 üzeri 3 parantezini aldığım zaman burada 6. Bunda kat sayısı 1 var. Eşittir 30 çarpı b. Buradan 5 geldi. Dolayısıyla 6 eksi 1'den 5. 5 ile de 30 sadeleştirdik 6. 6 üzeri 3 eşittir 6 üzeri 1 çarpı b. Birer tane 6'lar da sadeleşti. Dolayısıyla burası 6 üzeri 2 b'ye eşit oldu. Son olarak bunu da yazalım. Bunu da 8 üzeri 3 olarak düzenleyelim. 8 üzeri 3 artı 8 üzeri 4'ü 8 üzeri 3 çarpı 8. Eşittir 72 çarpı C geldi. 8 üzeri 3 parantezini aldığımız zaman 1 artı 8 eşittir 72 çarpı C. Burası 9. 9 ile 72'yi sadeleştirdik 8. Birer tane 8 de buradan sadeleşti. 8 üzeri 2 de C'ye eşit oldu. Şimdi sıraladığımız zaman burası 64. Yani A değerimiz 64. B değerimize baktık 36. C değerimize baktığımız zaman da 8'in karesini aldığımız zaman yine 64 geldi. Dolayısıyla A ile C birbirlerine eşit. Onlar da B'den büyük olacaklar. Şıklara bakalım. A ile C eşit. B'den büyük olan E şıkkında verilmiş. Beşinci soruda birinci adımda verilen bir kenarı bir santim olan kare ikinci adımda dört eşit parçaya ayrılarak en alttaki ve en sağdaki kenar boyanmış. Daha sonra boyalı kare tekrar dört eşit parçaya bölünüp en altta ve en sağdaki kenar boyanmaya devam etmiş. Bu şekilde işlemi devam ettirdiğinde 20. alanı boyunca karenin alanı istemiş. Şimdi öncelikle birincinin alanı nedir? 1 çarpı 1'den 1. Diğerinin sonuçta burası 1 bölü 2, 1 bölü 2 diye bölmek zorunda. O zaman karenin alanı nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den. Şöyle yazalım hatta. Bir sonraki için bunu tekrar 4'e böldüğü için 1 bölü 4 çarpı bu karenin alanı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4'tür. Ve bu şekilde devam edecek. Şöyle düzenleyebiliriz. 1 artı burası 1 bölü 4. Artı burası 1 bölü 4'ün karesi. Bir sonrakinde o zaman 1 bölü 4'ün küpü şeklinde devam etti. Şimdi bu birinci adımımız bu ikinci adımımızda 1 bölü 4'ün üzerine 1 geldi. O zaman 20. adımda 1 bölü 4'ün üzerine 1 eksik olduğu için adımda 19 gelecek. Bize zaten 20. adımdaki boyunca karenin alanını istemiş. 1 bölü 4 yerine 2 üzeri eksi 2 yazdım. Üzerinde de 19 var. Buradan da cevabımız 2 üzeri eksi 38 gelir. Altıncı sorumuzda bir fabrikada yukarıdaki düzende her gün bir önceki günün dört katı kadar bir biblo üretilmektedir demiş. Şimdi birinci gün o zaman bir tane üretildi. İkinci gün dört katı olduğu için dört üretildi. Üçüncü gün dördün de dört katı olacağı için o zaman dört üzeri iki oldu. Bu şekilde devam ettiğinde şimdi birinci günde dört üzeri sıfır o zaman. Yani bir eksiği ikinci günde dört üzeri bir olduğuna göre gün sayısından bir eksiği kadar kuvvet geliyor. 91. günde olduğunda o zaman nedir? 4 üzeri 90 olacak. 4 91. gün üretilen biblo sayısı budur. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdığımız zaman üzerine de 90 gelecek. Buradan da 2 üzeri 180 değeri gelecektir. 7. soruda bir kişi alacağı bir otomobil için 5 üzeri 6 TL peşinat ödeyip kalanını ayda 5 üzeri 4 TL taksitle 5 üzeri 2 ayda ödeyecek. Yani o zaman şöyle, paranın e, otomobilin tamamı için 5 üzeri 6 peşinatını ödedi. Artı 5 üzeri 4 taksitle 5 üzeri 2 ayda ödeyecekse otomobilin toplam fiyatı bu olacaktır. Ve buradan yine aynı şekilde 5 üzeri 6 gelecek. Yani 2 çarpı 5 üzeri 6'ya eşit olacak. Bu arabayı aynı fiyatla hiç peşinat ödemeden ayda 250 TL taksitle kaç ayda alabilir demiş. O zaman 2, 2 çarpı 5 üzeri 6'yı 250'ye böleceğim. de şöyle yazalım. 125 çarpı 2 olacağı için 5 üzeri 3 çarpı 2 geldi. 2'ler sadeleşti ve buradan da değerimiz 5 üzeri 3'ten 125 oldu.